Mutlu günler değerli izleyenler. Spor Online ile karşınızdayız. Bugün de önemli konuğumuz olacak. Şampiyon bir sporcuyu konuk edeceğiz. Muay Thai alanında başarıları imza atan bir sporcu konuğumuz olacak. Sercan Koç olacak. Bir Avrupa şampiyonluğu var. İki kez dünya ikinciliği, iki kez de dünya üçüncülüğü var. Aynı zamanda 8 kez de Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Sercan merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Nasıl gidiyor hayat? Normal, her zamanki gibi. Uğraşıyoruz sporla. Sercan nasıl başladı bu spora? Onu merak ediyorum ben. Ben nasıl başladım? Ya çalışıyordum, ben iş yerindeydim. Okulu bitirdim. Orta 3'ten liseye gitmedim. Ya işte çalışırken orada ustanın oğulları, yani onlar yapıyordu, gidiyordu, geliyordu. Ben biraz daha yaşım küçüktü, heves ettim. Bizim ailem de biraz izin vermiyordu. Sonra ben hani kafama koyduğum için başlayacaktım. Hatta aylık gününde aylığı aldım. Direkt gittim spor salonuna yazıldım. Spor salonuna yazılınca da hafta işleri gidemiyordum. Çünkü işe gitmek zorundaydım. Cumartesi, pazar var dedi. Sadece o 2 gün gitmeye başladım. Geç çıkıyordum iş, yani annem diyordu, annem babam sen nereden neredesin diyordu. Ben top oynuyor falan diyordum, hiç alakasız bir şey söylüyordum. Elbisem de terliyordu. Eldivenleri de hatta saklıyordum ben görmesinler diye. Böyle bir 2-3 ay böyle saklaya saklaya yaptım cumartesi pazar olduğu için. Sonra maç günü falan geldi. Bunlar da öğrendi annem ailem diye. Biraz sıcak bakmadan ilk zamanlar. Sonra ilk maçımı ben kaybettim. Ondan sonra hoca dedi ki yeteneğim var, gel dedi hafta işlerinde. Ben hafta işleri gelemem dedim. Hani ailem bu durumdan çok iyi bakmıyor dedim. Onlar da sonra ailemle konuşuruz falan dediler. İlk konuştum ben. Annem izin verdi. Babam biraz daha izin vermedi. Sonra babam da izin verince artık daha rahat oldum. Sonra maçları kazanmaya başladım. Sonra ilk Türkiye şampiyonluğuna gittim. Orada ikinci oldum yanlış hatırlamıyorum gençlerde. Ondan sonra başladı böyle. Sercan, hem iş hayatı, iş dönemi var orada, zor bir iş yapıyorsun. Hem de sporla ilgilendin. Bize o süreci biraz anlatabilir misin? Ya o süreç gerçekten bayağı bir zordu. Hani bazen diyordum yapmazsam ikisi bir olmuyor. Yani sabahın 6'sında kalkıyorsun, işe gidiyorsun, saat 7 oluyor. 7.30'da antrenmanım var, hiç dinlenmeden antrenmana tekrar gidiyorsun. Bu 1-2-3 ay böyle beni çok zorladı. Sonra ustayla da konuştum bu işi. Dedim usta ben böyle böyle gidiyorum dedim. Biraz daha hafif bir şey verdiler. Kaynak yapmaya başladım. Demir taşıyordum normalde. Kaynak yapmaya başladım. Sonra tekrar gidip gelip böyle bayağı bir, yani nasıl diyeyim, zor bir süreç geçirdim. Bir de kışın çok kötüydü. Hani diyordum ki acaba birisi olmasam yapamayacağım herhalde. Sonra lise okumaya başladım. Orada biraz daha rahatladım. Liseyi falan da bitirmeye çalışınca hani ustalar da orada izin vermeye çalışıyor. Ama bir iki sene böyle bir ağır bir süreçten geçtim. Yani biraz daha dayanayım derken biraz daha dayanıyordum. Bakıyordum ki aylar geçmiş. Hem lise hayatı. Turnuvalara gidiyorum. Hem lise hayatı, hem spor hayatı, hem iş hayatı. Üçü bir arada yapmaya çalışmışsın. Aynen. Şu an liseyi bitirdim. Hani biraz geç bitirdim ama İşten dolayı iş. Sonra da antrenman tam bu. Yani tam üçünü bir odaklanamadıydı. Ama şu an liseyi bitirdim. Üniversite sınavıma girdim. Onda RGS inşallah kazandım. Atanmam da var. RGS'de okuyacağım. Şu an her şey bir 6-7 yıl sonra her şeyi düzene soktum. Sercan Ali, anlattığında bir hayatı değiştiren bir spor var. Muay Thai sende. Aynen. Hani bir bakacak olursa anlattıklarından neler söylemek istersin bu konuda? Ya şöyle diyeyim, Muay Thai hani ilk başta ben bir hani hevesle gittim. Sonra buradan çıkıp dünyanın bir ucuna gittim, Meksika'ya. Ondan sonra hani hem hayatım değişti, hem kültürüm değişti, hem oraları gördükçe buraları hani kültürlenme biraz daha şey oldu. Bambaşka bir şey oldu. Muay Thai bana çok şey kattı. Hani bir şey, bir değnek dokunur ya birine. Sana dokunmuş Muay Thai.
Sercan, özellikle müsabık olduktan sonra neler yaşadın? Ben onu da merak ediyorum seninle ilgili. Hani bir antrenmanlara giden Sercan var, sporla vakit geçiren Sercan var. Bir müddet sonra da müsabık olan Sercan oldu. Neler söylemek istersin? Müsabık olduğunda normalde grup dersleri oluyor bizim. Orada müsabık sporcu yok, milli sporcu falan onlar yok. Hani herkes yeni başlayanlar oluyor. Bir de müsabık grubu ayrı seansa geliyor. Müsabık seansına geliyor. Hani biraz daha şeyin oluyor, nasıl diyeyim, ayrıcalığın oluyor. Daha çok öğreniyorsun onlardan. Yani daha çabuk gelişiyorsun. Çünkü ötekinde sabit hareketler var. Müsabık dövüş, hani ringdeki olabileceği şeyler, neler yapabileceğin şeyleri öğretiyor. Yani bir çıt daha kendimi arttırdığımı orada zaten hissettim, duydum hani milletten de böyle, sen böylesin falan dedikçe iyice gaza geliyordum. Öteki antrenmana daha çabuk. Yani sürekli arda arda antrenmanlar da yaptım bazen. Böyle yoğun bir şey geçti. 2017'de yanlış hatırlamıyorsam. İlk gittiğinde kaybettim finalde. Aynen ilk Muay Thai gençlerde gittim ben 2016'da. 3-4 maç yaptım. Son maçımı kaybettim finalde. Neler hissettin o an Gençler. Sercan? Şu an mesela ben orada aslında oraya gidip Türkiye'de ben derece yapacağıma inanmıyordum. Çünkü ağır bir iş yapıyordum. Yani antrenmanları tam yapamıyordum. Çünkü yorgunlukla. Oraya gittikten sonra kendimi bir güçlü hani hissettim. Maç aldıkça seviniyordum. Finalde dedim ki artık tamam bunu da alırsam dedim. Milli sporcuyum dedim. O hazzı yaşamak istiyordum. Yani yenildikten sonra bir 2-3 gün kimseyle de konuşmadım. Yani konuştum da o şey yoktu tabii. Baba ilk başta sıcak bakmıyordu spora. O madalyayla gittiğinde neler söyledi sana? Neler hissettin? Ya ikinci olduğumda onlar da bayağı sevindi. Hani bu kadar şey bakacaklarını sanmıyordum. Hani Türkiye ikincisi oldum diye gençlerde. Onlar da bayağı bir umut daha oldu babam. Yine çok sıcak bakmıyor ama bir umut daha biraz daha sıcaklaştı bu işe. Yani çok değildi biraz daha. Sonraya doğru biraz daha Anne ne sonra. düşündü orada? Annem çok korkuyor. Şu anda korkuyor bir şey olacak diye. Herhangi birisi beni dövecekmiş gibi çok korkuyor. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye herhalde. Aynen çok korkuyor biraz daha. Antrenmanlar nasıl gidiyor? Antrenmanlar şu an ya tempolu gidiyor çünkü maç dönemimiz var. TV8.5'ta bir tane maçım var. Bu aralarda profesyonel de yapıyorum artık. Eskiden amatör yapıyordum, şimdi profesyonel de yapıyorum. TV8.5'ta maç sabahlar koşum kesinlikle oluyor. Ve akşamlar da antrenmanım haftanın ortası. Bir gün dinlenme, geri 2 gün her gün çift idman. Yoğun geçiyor. Yurt dışına ilk gittiğinde neler hissettin? Hani bekliyor muydun? Ben Türkiye'de şampiyon olurum, yurt dışına gidebilirim. Ya 2016'da ben yenildiğim için gençlerde kickboksu denedik bir de. Hani Göksel Hoca var benim hocam. Dedi ki kickboksu bir deneyek dedi. Low kick gir dedi. Normalde kickboksun 5-6 tane branşı var. Ben pek bilmiyorum kickboksu. Low kick gir dedi. İlk defa bir branşa giriyorum. Şampiyon oldum orada da 4 maç yaparak. Sonra dünya şampiyonasına gidip daha yaşım küçük. Göksel Hoca ile bir turnuvaya gitti. Yani ben ne yapacağımı bilmiyorum ama hevesliyim. Buradan çıkıp ilk bir Ankara'ya gittim. Şey için, vizeler için. Hani sonra Niğde'ye gittim kampa. Tek başım. Daha 14-15 yaşındayım bu arada. Kampa gittim. Kamptan da konferansı için İstanbul'a gittim. Şu an her şeyi tek başıma yapıyorum. Biletleri kendim kesiyorum. Biraz aile bir şey olduğu için. Sonra Dünya Şampiyonası'na gittim. Bambaşka bir yer. Yani Türkiye tabii daha güzel ama hani ilk defa o bir deneyimi yaşıyorsun. Ve herkes yabancı. Hani Türk yok. Sadece kendi 35 bir kafileyiz biz. 35 kişi Türk. Geri full yabancı. Kimseyi anlamıyorsun ama güzel bir şey. Sabah kahvaltısını yapıyorsun. Yabancılar hazırlıyor tabii. Biraz da İngilizce de olmadığı için biraz sıkıntı çektik ama çok güzeldi. İlk gittiğim. Göksel Dublin'e gittik biz. Bayağı güzeldi. Hoca'nın adı geçmişken sizlere şunu dedi. Sercan iyi konuşur. Sercan sizi tavsiye et. Hani Sercan başarılı bir sporcudur. Hani,
Başarılı sporcuları bir konuk ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi bir sporcudur dedi bize. Buradan selamlarımızı iletelim Göksel hocamıza. Teşekkür edelim. Evet, bilirim. Sercan, öncelikle Avrupa'da ilk başarı geldi, yurt dışında ilk başarı geldi. O günlerde neler hissettin? Aynen. Yani şöyle, ben ilk Dünya Şampiyonası'na 2018'de gittim, Muay Thai ağlarda. Ya, 2017'de gittim de orada biraz derece yapamadıydım, üzüldüydüm bayağı. İki maç yapıp, sonra Meksika'ya gittik, dünyanın bir ucuna. Orada 3 maç yapıp ilk dünya üçüncüsü orada oldum. Hani hedefim dünya şampiyonu olmaktı hani. Sonra şeye gittik tekrar, Tayland'a gittik. Orada da dünya ikincisi oldum. Hani diyorum ki bir İstiklal Marşı okusun, bütün dünya duysun. Sadece amacım o. Hani paraymış, maddi şeymiş, yani şeymiş, hiç onlar düşün. Sadece diyorum ki bir tane İstiklal Marşı okunsun. Yani aşağı yukarı 200'e yakın bir ülke var. İstiklal Marşı okunduğunda o ülke ayağa kalkıyor. Yani senin İstiklal Marşı'nı okuduğunda mecbur ayağa kalkmak zorunda. Ben sadece hayalim oydu. İlk dünya ikincisi oldum. Yani finalde kaybettim. Bayağı bir üzüldüm. Aşağı yukarı 2-3 hafta kendime gelemedim. Sonra yine hazırlandım. Hani yine olacak dedim. Pandemi girdi. Ama yine yaparım ben dedim. Pandemide de bayağı çalıştık. Hani hep hedefim diyorum ya. Dünya şampiyonu olup bir İstiklal Marşı okunsun yeter diyorum. Hani dünyada. Hani tabii benden sonra gelenler de okutsun. Benim hedefim o şu an. Sonra orada da yine bu sefer ikinci defa dünya ikincisi oldum. Yine finalde yenildim. Rus rakibim var. Ona yenildim. Ama sonra Avrupa'da hem Rus hem Ukrayna hem de Belarus rakipleri yenerek Avrupa şampiyonu oldum. O zaman bir İstiklal Marşı okuttum tüm Avrupa'ya. Ha, hedefim dünyayı okutmak. Yani sadece bu hazzı yaşamak istiyorum ben. Küçük bir adım kalmış sadece şampiyonla dünyada. Aynen, küçük bir. Ya bu sefer de sakatlık geçirdim ben. Abu Dhabi'ye gittik. Bacağımdan bir sakatlık geçirdim. Yer finalde yenildim bu sefer de. Yani kısmet olmadı inşallah ama tek bir hedefim var, o da dünya şampiyonu. Hani olup İstiklal Marşı'nı okutmak. Ya şunu söyleyelim, hani küçük adım kalmış. Neleri hatalı yapıyoruz o dönemde? Sen hani kendini bakıyordursun. Özellikle ya, finale kadar gelip neleri hata yapıyoruz? Ya eksiğimiz o zaman biraz hani nasıl diyeyim, beslenme. Biraz daha hazırlık sürecinde sakatlanmama, yorulmadan. Yani biraz eksiklerimiz onlar. Biraz da maç tecrübesizliği. Yani atıyorum benim 200 maçım varsa rakibimin 300 maçı var. Yani onlara karşı dövüşüyor. Bir de maddi olarak öteki taraf bizden daha iyi. Beslenmesi olsun, diyetisyeni olsun. Hani her şeyi kontrol edilirken ben tek başıma yapıyorum bunları. Biraz da ondan. Yani ben biraz da ona bağlıyorum. Sercan, ilk İstiklal Marşı'nı okuttuğunda neler hissettin? Ya nasıl diyeyim? Şöyle diyeyim. Yani milyon dolarlar verecekler deseler ama İstiklal Marşı'nı İstiklal Marşı'mı deseler, ben İstiklal Marşı'nı seçerim. Bu hazzı hani anlatamıyorum bile. Hani yaşarsan öğreneyim. Burada şu an kelimelerle bile şey demem, ifade edemem hani ne oldu. Yani bütün dünya Avrupa ayağa kalkıyor. Yani öyle diyeyim ben. Sercan, böyle en üzüldüğün, en sevdiğin anlar neler oldu bu sporda? En sevdiğim İstiklal Marşı'nı okutmaktı bu sporda. En üzüldüğüm de finalde yenilmemdi dünya şampiyonasında. Gerçekten hani bayağı kötüydü ya finale kadar getirip. Bir de 5 maç yaptım ben. Öteki sefer de 4 maç yaptım. Yani dünyada zorlu rakiplere karşı. Ama yani bir adım atsam dünya şampiyonu olacağım. Gerçekten çok hani üzüldüm ve kürsüye çıkıyor, onun İstiklal Marşı okunuyor. Hani sen kendininkini duymak yerine onunkini duyuyorsun. Sercan, bu başarıda geldikten sonra dünyada ve Avrupa'da, yurt dışında gitmeye başladın. Ailenin fikri yavaş yavaş değişmeye başladı herhalde. Ailemin fikri 2018'de değişti. 2018'de ya babam daha sıcak bakmaya başladı. Bir de okulda bitince hani her şeyi tamam oğlum sen yapıyorsun artık git gel rahat hani şey
artık babam da destek çıkmaya başladı. Babam da destek çıkınca da bu aralarda, yani bu ayın sonunda da bir tane sponsorum var. Onunla da anlaştık. Artık onunla ilerliyoruz. Daha hani ileriye gitmeye başladım. Daha profesyonel diye. Sonra zaten profesyonel maçlara çıktım. 10 tane falan. Yani hiç yenilmedim onunla da. TV8.5'ta. Şu an hani yenilgim de yok profesyonelde. Bayağı iyi gidiyorum şu an. Sercan, bu sporda profesyonel de oldun. İlk kazandığın parayla neler yaptın? Açıkçası ilk kazandığım parayı kendim için harcadım. Telefon aldım, yedim, gezdim, tatil yaptım. Yani açıkçası biraz öyle, biraz da aileme destek çıktım. Ama amatörden gelen parayla. Profesyonelde geleni kendim yedim biraz daha. Yani spor açısından da. Rahat diye. Amatördeki kazandığını ne yaptın anne? Annene mi götürdün gittin? Aynen, amatördekini kazandığımı, hani dünya üçüncüsü oldum, onu direkt getirdim, aileme verdim. Hani dedim ki, ben madem bir desteğim yok eve, bunu alın siz diye. Öyle destek, hani amatördekine hiç karışmıyorum, aileme veriyorum genellikle. Ama profesyoneldekini kendim. Helal olsun diyelim. Hani, biraz daha. Başarılı olduktan sonra ekonomik bir girdi de oluyor sporcular, bunu da söyleyelim. Sen artık sporda yolunu aynen çizdin. Orada devam ediyorsun. Buradan neler belirtmek istiyorsun? Ya buradan spora şey bakılıyor mesela, dövüş sporlarına genellikle. Hani aileler bir yeri kırılacak, bir yeri sakatlanacak. Ama aslında yani kırıldı, ben hiç kırılanı, bir yeri sakatlandığını görmedim. Yani özellikle Muay Thai sporunda bu kadar da kırıcı bir spor olmasına rağmen. Sadece bizim sporda kafa atmak yok. Dirsek hepsi var. Şimdi ailelere demek istediğim de gerçekten hani yani sokaktan ne kadar bu aralar biraz sokaklar daha doğrusu tehlikeli. Ama sporda öyle değil. Şu an benim kardeşim de başladı. O da 2-3 aydır yapıyor. Benim ailem hiç istemeyen birisiydi. Beni gördü. Şu an hatta sülalemden çoğu 5-6 tanesi sırf benim yanıma geliyor. Spor yapsınlar diye. Yani bence gayet güzel. Bir de ben okumuyordum normalde. Spora başladım. Şu an liseyi bitirdim. Üniversitedeyim şu an. Erciyes'te okuyorum. Hem Kayseri'de kendi yerimde hem de atanma verdiler diye. Yük atadı beni. Yani bayağı sporun da etkileri oldu. Sercan, özellikle bu sporla devam ediyorsun. Başarılar da geliyor. Birçok da ülkeye gittin. Hani orada en beğendiğin ülke nere oldu? En beğendiğim ülke Meksika oldu. Cancun diye. Meksikan Cancun şehri vardı. Biz adaya gittik. Gerçekten içerisinde yok yok. Hani büyük bir adadayız. Okyanus var. Yani adanın içinde bile vardı. Öyle diyeyim. Her şey ücretsiz. Türk milli takımı olduğumuz için. Yememiz, içmemiz sınırsız. Bir de şehri güzeldi. Beğendiğim. Ama Türkiye'ye kadar değil. Sercan, unutamadığın anlar var mı? Hani gezdiğin, gördüğün, kaybolduğun, hani yaşadığın böyle ilginç anılar var mı gittiğin ülkelerde? Ya şöyle diyeyim. Maç yerine giderken orada bir kaybolduyduk Tayland'da. Hatta maç yerine değil de koşu yapıyorduk biz. Kilo vermemiz gerekiyordu. Ya yani maç yerine kadar gider geliriz dedik. Gittik. Yani bambaşka bir sokağa. Sokaklar hep birbirine benziyordu. Bir aşağı yukarı 1-2-3 saat yeri bulamadık. Bir de Abu Dhabi'de olduydu. Camiye gidecektik biz. Oranın camisi biraz daha büyük. Cuma namazına gidiyorduk. Giderken yani o kadar bir sıcaklık vardı ki 1,5 kilo verdik sadece yürüyerek. Bir onlar şaşırttıydı beni. Güzel anılar. Hani özellikle kaybolunca ben hani Kıbrıs'ta üniversite okurken Güzel Yurt diye bir yer var. Yanlış aynen bir sokaktan gittiğin takdirde hep yuvarlak çiziyorsun. Hep aynı yere geliyorsun. Aynı senin yaşadığını ben de yaşadım Ya dönüyoruz yine aynı yerdeyiz. Ama normalde otel olduğu yere gelmemiz lazım. Şura diyoruz. Tekrar dönüyor. Aynı yere tekrar geliyor. Yarım saat sonra. Bayağı yorulduyduk da. Şampiyon bir sporcuyu konuk ediyoruz. Sercan Koç'u
ağırlıyoruz programda. Ona sorularımız oluyor. İlk bölümde spor hayatıyla ilgili sorularımız oldu. Biraz daha sporla ilgili sorularımız olacak Sercan'a. Sercan, özellikle şunu merak ediyorum. Hani milli takım forması duygusu nasıl bir şey? Ya milli takım... Ya, şimdi Türkiye şampiyonu olduktan sonra mesela bir 2-3 ay veriyorlar size. İlk defa giydiğinde çok sabırsızlandım. Her gün milli takım hani müzikleri dinliyor. Her gün milli takım, bizim milli takım şeye gidiyor mesela. Dünya şampiyonası gittiğinde videolar var. Her gün onları izliyor 3 ay boyunca. Hem o şarkıları hem hani giymek istiyor. Giydiydim, hatta yanlış hatırlamam bir 50 tane fotoğraf çekildiydim. Hani artık ben de gidiyorum. Yani mutluluktan havalar uçtu, öyle diyeyim. Sercan, özellikle rakiplere de soracağım. Hani finallerde birkaç finalde kaybettin, yarı finalde kaybettin, sakatlıklar yaşadın. Sporda rakip çok önemlidir. Senin de rakiplerin vardır elbet. Neler söylemek istersin onunla ilgili? Nasıl mücadeleler geçiyor rakiplerinle? Şöyle diyeyim, mesela biz bir maça çıktık ama benim rakibim benden sonra düşecek, önemli olan bir rakip. Ben o maçı aldım, benden sonraki bir rakip dövüştükten sonra onu genellikle Göksel Hoca izler, hani analiz yapar. Yarın ne yapacağız, nasıl dövüşeceğimizi akşam da konuşuruz biz, oturur yani ikimiz. Hani bugün maçta çok iyiydim, bunları yaptım, mesela başımı eğdim diyelim. Bak bu hatanı yapma yarın, bu bizi biraz daha şey gösteriyor diyor. Rakibin mesela atıyorum sağ tekmesi çok iyi. Ya yakalanman lazım ya da boşa alman lazım diyor. Ya da gelişine tip vurman, yani tip dediğim ön tekme Muay Thai'da. Ön tekme atman lazım diyor. Bunlar genelde yaptıktan sonra maçı kazanıyor. Hani Göksel Hoca'nın birebir dediklerini yaparsam kazanıyorum. Ama yapamazsam maçı kaybediyorum. O analiz çok önemli bizim için. Ne yapıyoruz biz? Bir üst tura geçtim. Onu Göksel Hoca izliyor rakip. Hatta bazen de akşam videosunu izliyor. Nasıl maçı kazandı diye. Öyle öyle analiz yapıyoruz. Genellikle her akşam konuşuruz yani maçları. Hocanın antrenmanda da öyle mesela. Devam et Sercan. Yani antrenmanda da mesela genellikle onu çalışırız. Kilo verirken de mesela bak geliyor şimdi yapman lazım dediğinde o saniyeyi kaçırmamam lazım. Yoksa hoca biraz da şey oluyor hani, nasıl diyeyim, yapamadım birazcık da sinirleniyor. Yani evet. O an diyor bunu yapman lazım diye. Sercan, özellikle dediğin gibi Göksel Hoca ile güzel bir birlikteliğiniz var. Güzel bir uyumunuz var. Onun en fazla kızdığı anlar, yaşandığı maçlar var mı senin böyle hafızanda? Şöyle diyeyim, kızmıyor da bana. Dediklerini yaptığım için hani, o an maç alamıyoruz ama dediklerini yaptım. Ama benden çok tellediğini gördüm. Hani maçı ben yapıyorum. Köşede benden geldim köşeye, Göksel Hoca daha çabuk terlemiş. O hani normalde ben kan ter içinde kalıyorum. O benim daha üstüne kan ter içinde kalmış. Biz bir de bağırıyoruz her vurduğumuzda. Ey diye bir şey var bizde. Baktım köşeye geldim. Göksel Hoca benden daha çok terlemiş. Yani en şaşırdığım anlardan biri de oydu. Hoca ile uyum çok iyi. Hani hoca senin orada ne anlamda olduğunu, ne anda olduğunu, iyi durumda mı olduğunu, kötü durumda mı anlayan bir isim. Bize bahseder misin onunla ilgili? Göksel Hoca hani ne yapabileceğimi anlıyor, hani neler vurabileceğimi. Diyor ki senin silahların belli diyor. Bunları yaparsak kazanırız. Eğer sen bunları yapamazsan diyor, kaybederiz diyor. O bağı vuruyor bir de. Nasıl diyeyim? Yani hani az daha gidiyor açıkçası. Göksel Hoca yanında diyor bağı vurmuş. Ve çok hani Göksel Hoca'yı rahat duyabiliyor. Mesela tekme at diyor. Biz ona Muay Thai'da. Middle at diyor. Direkt yapabiliyorum. Hani o bağımız güçlü Göksel Hoca'yla. Bence biraz da onun sayesinde ben maçları kazanıyorum diye düşünüyorum. Hani büyük katkıları var hocamızın. Elbette senin katkılarınla birlikte. İkisi birleştiğinde. Tabii. Aynen. Gerçekten öyle mesela. Gemiyi kaptan tek başına sürmüyor mesela. Aynen. Öyle diyelim be. Sercan, spor harici neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor bir günün? Ya bir günüm şöyle diyeyim, yani spor hiç yapmadım. Kesinlikle yani sabah kalkıyorum, bir elimi yüzümü yıkadıktan sonra yani kahvaltımıza biraz dikkat ediyorum.
Genellikle yeşil kahvaltımı kendim hazırlıyorum. Anneme bırakmıyorum. O normalde o hazırlıyor da. Ben ona çünkü o tuzu fazla katıyor, şekeri fazla katıyor. Sabahları kalkıp güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra aktivite olarak sinemaya falan gidiyor. Ama genellikle aktivitemiz mangal yapıyor arkadaşlarla toplaşıp. Genellikle o yani arada bir sinemaydı. Çarşı bizim burada var. Oraya Kayseri Forum diye. Orada geziyoruz. Oralarda biraz aktivitemiz bu. Çok yok çünkü sporun içindeyiz. Ders veriyor genellikle boş zamanlarımızda. Başkaları ne eğitiyor? Yani çok şeyimiz olmuyor aktivitemiz öyle. Elbette spor salonuna yani, çocuklar da geliyordur. Sercan abilerini gördüğünde hani, neler söylüyorlar? Ya en hepsinin adına ben de bir gün senin gibi olacağım. Abi ben de maça çıkabilir miyim? Fotoğraf çekiliyor. Var mı yeni Sercanlar orada? Var, bayağı var hem de. Şu an ama biz onları maça çıkartmıyor. Yaşlar da biraz daha küçük olduğu için bizimki 17'den sonra maça çıkartıyor. Yani bayağı Sercanlar var. Başarılı sporcular da var. Sercan, antrenmanlar evet devam ediyor. İyi de bir çalışma dönemi geçiriyorsunuz. Beslenme nasıl oluyor sizde Sercan? Ya beslenme en zor kısmı. Ya sabah yemeğini kontrol etmenin hele kilo dönemi. Normalde kilo dönemi yiyorsun ve gerçekten biraz daha profesyonel baktığın için. Ben de dünyasından geldim. 68 kiloydum. Kilo aldım biraz. Normalde 60 kiloydum. Şu an sabah antrenmanını yaptım. Tartıldım. 62,5 geldim. Ve bu yediğim yemeklerde sayılı. Bir de kalorisi düşük yemeklerden bulmamın lazım. Onlar çok uğraştırıyor bizi. Öğlen yemeği kalori ve kendin yapman lazım. Çünkü tuz atıyor bazen. Şeker oranı şey oluyor. Kahve bile yaparken kendimiz yapıyoruz. Yani yemeği de kendimiz yapıyoruz sürekli. Ona düşüyoruz. Ve kıyafetler de genellikle kendimiz yıkıyor. Çünkü çok her gün her gün bir kıyafet değiştiriyoruz. Bir duş konumuz da çok. Sabah akşam duş almak zorunda kalıyor. Özellikle Sercan, seninle yaptığımız konuşmalarda senin yemekle olan ilgin oldukça fazla. Yemek yemeyi seviyorsun herhalde. Gerçekten yemek yemeyi çok seviyorum. Bir de kendim yaptım ya daha çok seviyorum. Ne yemeğini seviyorsun? Ya, genellikle bizim yulaf yumurta var. Onları karıştırıp biraz da tuz atıyoruz. Normalde diyet döneminde bunu yapamıyoruz. Yulaf da çok tüketemiyoruz. Kilo aldırıyor. Bunları yapmadığımız için gerçekten bazen de ya şunu yesin, şu itmanı yapayım, şunu yiyeyim, sürekli yiyeyim diyor. Yani günde çift itman yapayım. Normalde tek itman da yapsam olur ama biraz o konuda biraz daha profesyonel sistem çok iyi olacak. Çünkü yemeğe zaafım var ya. Sürekli yemek istiyor. Ve içecek daha çok. Yaz bir de, günlerinde. Bir de yaşadığın ilde de yemek kültürü oldukça yüksek. Aynen. Yani bizim bir de salonlarda hep yemekçiler var. İzleye izleye gidiyorum diyet döneminde. Şunu yiyeyim. Maçtan sonra şunu kesin yedim. Hep sürekli biraz da videolar izliyorum. Yemek videoları. Yani şunu yiyeceğim maçtan sonra. Maçlardan sonra en fazla hangi yemek çekiyordu sen Ali? Bu yemekten çok ayrı kaldım. Maçtan sonra direkt gideceğim bu yemeğe dediğin. Burada Kayseri'de özel bir tane şey var. Et donas gibi bir şey var. Ama bayağı tuzlu, bayağı kalorili, yüksek bir şey. Onu çok canım çekiyor. Biraz da acılı. Genellikle onu çok canım çekiyor. Bir annemin yaptığı melemen. Ya melemen tuzsuz falan olunca yemiyor. Sen yemek konusunda yemek yapmasını da seviyorum dedin. Ne yapabiliyorsun? Sercan'ın aynen elinden şu çıksa parmaklarımızı yiyeceğimiz dediğimiz yemek. Ya şöyle diyeyim, benim yemekleri yiyemeyebilirsiniz. Ben biraz daha karıştırıyorum yemek yaparken. Mesela yumurtayı sürekli yumurtalı patates, yani karıştırıyorum.
sıkıştırdığım için yumurtalı et, yulaflı et biraz daha hep sürekli bir karışıklık, sürekli bir yenilik yapıyor. Ama tuzlu, biberli şöyle. Sürekli böyle karışık yaptığım için onları çok seviyorum ben. Normal mesela pilav falan yapıyorum ama onlar diyet döneminde yapıyor. Et tava yapıyorum bir de. Tavuk tava pardon. Onu yapıyorum. Genellikle onlar ama genellikle hep benimle karıştırıyorum. Yani yulaflı patates. Anne de hangi yemek? Annenin hangi yemeği hoşuna gidiyor? Annemin genellikle melemen yani melemen kolay bir yemek ama normalde daha güzel yemekler yani patates fırına az filan da yapıyor ama ben onu istiyorum ya. Akşam da olsa melemen diyetten kesinlikle onu istiyorum. Menemen de güzel olduğu sürece güzel yenir. Aynen. Hedeflerini sormak istiyorum. Bundan sonraki süreçte Sercan Koç'un hedefi nelerdir? Ya ilk hedeflerimden biri kesinlikle dünya şampiyonu olmak. İkinci hedefim de üniversiteyi bitirmek. Sonra da hani askerlik var. Yani bir askerlik de düşünüyorum ama genellikle bir tane de kendime spor salonu açmak istiyorum. Hani ya bense birisi yetiştik. Sercanlar, Ahmetler, Mehmetler de yetişsin istiyorum. Öğrendiklerimi yani biraz daha çocuklara dağıtayım diyorum. Spor salonu açmak istiyorum. Yani üçüncü hedefim de bu. İnşallah hedeflerine ulaşırsın diyelim. İnşallah. Güzel hedeflerim var. İnşallah bu yönde de ilerlemeye devam edersin. Sercan, özellikle sporda bir pandemi dönemi yaşandı. Covid-19 süreci yaşandı. Sen de tam ritmini yakaladığın bir dönemde bunlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oldu. Neler söylemek istersin o dönemle ilgili? Gerçekten halkımız özellikle iyi sabırlıydı. Yani çünkü evinden çıkamıyorsun. Yani her şey var ama evinin içindesin. Bir de benim de tam hani biraz daha tam dünyadaki iyisi oldum. Öteki sene hazırlanıyorum. Daha güçlü, daha iyi, daha biraz daha profesyonel şekilde. Pandemi bir de biz maça gideceğimiz bir ay kala pandemi başladı. Üzücü oldu bizim için. Sonra bir sene, bir buçuk sene maçlara ara verildi. Antrenman yapmak için de izin alma belgesi, izin belgesi çıkarttık Gençlik Spor Müdürlüğü'nde. İzin belgemiz de gelmedi. Sabah koşmaydı, akşam antrenmanlarımızdı. Yine bizim süreç devam etti. Aktivite yapamadık açıkçası. Çünkü gidiyorsun, geliyorsun, pandemi, kurallara uymak zorundasın. Ve bizi zorlayanlardan biri de otobüs yoktu. Pandemi şeyinden dolayı. Ya vardı da bizim geç saatlerde yapıyorduk. Geç saat, erken saatlerde koşmamız lazımdı. Otobüs bunu yürüyerek gidiyorduk. Bizi o çok zorladı. Her gün aşağı yukarı 10 kilometre yürüyorduk. Hatta belki de daha fazla. Ya benim tahminimce. Ya bir yarım saat yürüyorduk. Yarım saatte tekrar geliyorduk. Pandemi süreci bizim için gerçekten biraz kötü geçti. Beslenme olarak da kötü geçti. Çünkü evin içindesin. Aktiviten yok. Normalde biz geziyorduk. Biraz dolaşıyorduk. Havuza falan da gidiyor arada. Biz onları hiçbirini yapamadık. Bazen koşuyorduk ama neye koşuyor? Bu pandemi ne zaman bitecek diye düşünüyorduk. Çok şükür atlattık. Bir de 15 gün biz şey geçirdik. Virüs vardı. Ailemden birisinde. 15 gün öyle evde kaldık. Öyle atlattık. Zor bir süreçti bizim için. İlk başladığında pandemi sürecinden sonra ilk başladığın antrenmanda neler hissettin? Yani toplu antrenmanda neler düşündün? Ya şöyle diyeyim. Yarın toplu antrenman yapacaktık mesela. Konuştuk herkes pandemi bitti. Herkes 2-3 saat önceden gelmişti salona. Normalde 15 dakika kala gelenler. Herkes 3 saat, 2 saat önce ilk bir konuştuk. Çayımızı falan içtik. Gerçekten o hazı ya mutluluk böyle hani sanki ilk insan görüyormuşuz gibi oldu. İnşallah da güzel başarılar elde edersin. Senden spora yeni başlayacaklara tavsiyeler istiyorum. Neler söylemek istersin onlara? Ya spora bu spordan genellikle dediğim şekilde korkuyorlar. Korkmalarına hiçbir gerek yok. Bir de okul yönünde yararlı. Kapılar açılıyor onlara. Karşı yani sokakta dolaşacağını en azından Muay Thai sana daha faydalı olur onlar için de. Bir de gelişim de çok önemli.
Ben 48 kiloydum. 2-3 sene sonra aldım. Bir de biz kilo verdiğimiz halde fiziğim gelişti. Normalde çok çelimsiz bir çocuktum. Zayıftım yaşıma göre. Yani sonra tam 68 kilo falan oldum. Ve bunu doğal, sağlıklı şekilde aldım. Yani tavsiyem, en azından evde oturup bilgisayar başında spor yapsalar bir saatliğine hiçbir onları yormaz. Sercan, özellikle sen Muay Thai haricinde başka bir sporla ilgileniyor musun? Yapıyor musun yani? Denedin mi? Kendine şans verdin mi oralarda? Ya, denedim açıkçası, olmadı. Genellikle ülkemizin genel şeyi, sporlarından biri futbol. Futbol denedim, bu kulübe falan da gittim, olmadı ya. Gerçekten çok yeteneksiz oldum, orada şey oldum, futbolda. Biraz da yüzme falan yapayım dedim, o da olmadı. Ya, öğrendim ama gidemiyorum onlara kadar, o da yapamadım. Yani tek bir açıkçası Muay Thai'da, ya dünden fazla ilerledim. Yani bir sene sonra Türk Milli Takımına girdim Muay Thai'da. Kickboks'ta da girdim. Yani herhalde dedim tek yeteneğim Muay Thai. Sadece Muay Thai'da başarılı olurum diyorsun herhalde. Aynen, sadece Muay Thai'da başarılı. Ama ötekinleri de hani yapıyordum ama yani şey değil, yeteneksiz değil ama yapıyordum ama o kadar yetenekli bulmuyordum. Sercan, ben senden ailelere mesajı da sormak istiyorum. Hani senin ailen ilk başta spora karşıydı, Muay Thai sporuna. Aynen. Korkuyorlardı. Sen ailelere neler söylemek istersin buradan? Ya şu an kendi aileme ben diyeyim. İlk ailem hani yapma, gitme, şey etme diyor. Şimdi ailem birilerini arıyor. Sercan bugün maçı var. 28.30'da diyor. Onlar beni arıyor. Yani bir dünya insan beni arıyor. Bir de ünlü olduğunu hissediyor. Yani mahallede olsun, çarşıda olsun, bilmediğim milyonlarca kişi selam veriyor, tanıyor. Bir de başarılı bir iş yapıyor. Yani düşün, yani benim bir oğlum olsa Muay Thai sporu yapıyor, Avrupa şampiyonu. Kendim de gurur duyarım. Yani Sercan, herkesin çocuğu da yapabiliyorum diye. Buradan son güzel mesajlarını da aldık. Artık programımızın da son saniyesine girmiş bulunmaktayız. Çok teşekkür ediyorum Sercan. Ben de programda yer verdiğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca size hepinize teşekkür ederim. Ben bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. İnşallah Türk milli takımıyla dünya şampiyonuna ulaşırsın. Bizi gururlandırmaya devam edersin diyelim. Spor Online'da sona geldik. Bugün şampiyon bir sporcuyu konuk ettik. Sercan Koç'u, Muay Thai'de şampiyon olmuş bir sporcu. Nice bir başarılara imza atmış bir sporcu. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altay TV'den ayrılmayın.